Depremi hissettiniz mi? Tabii ki. Ben İldem'de otururum ya. Bir anda oturduğumuzda lambalar sallandığı için hemen dışarıdayım. Hissettik evet. Evet hissettim. Ben işteydim ama eşim ve çocuklarım hissetmiş. Hissettik. Depremi hissetmedim. Yoldaydım abi. Hissettik. Hissetmedim. Hissettik efendim. Ben hissetmedim. Hissettik tabii canım. Evet hissettim. Onu bilmiyorum. Biz müstakil evde dağın eteklerinin altında oturduğumuz için ben hissetmedim yani. Depremi namazda hissettim. Başım döndü, midem bulandı. Namazı bozdum, lambaya baktım. Hissettim, ben İzmir'deydim. Çok fena Manisa Aydın depremini hissettim yani. Burada da çok beter olmuş. Hissettim evet, yaşadım. Hissettim evet, hissettim. Yani lambalar bayağı sallandı yani. Peki yapılarınız depreme dayanıklı mı? Vallahi eski binalardan dayanıklı da olmayabilir. Yani Kayseri'de kendisinde olmuş olsaydı deprem belki bizim binada yıkılabilirdi yani. Biz Erklet'te, yukarı Erklet'te oturuyorduk. Binamız o zaman büyük hasar görmüştü. 2006 mı 2010 muydu o aralarda. O binanın yüzünü kapadılar. Geri devam edildi. Vallahi dayanıklıdır. Evi daha yeni aldık. 350 milyara sıfır daire aldık. Herhalde dayanıklıdır. Dayanıklı bizimki yeni bina olduğu için. Öyle fazla duvarlarda değil. Sadece lambalarda. Hafif bir sallanma. Bizce çoğu 99'dan sonraki dayanıklı. Ama öncekiler dayanıksız. Ben deprem bölgesinde kaldığım için burada değil. Çok hissettim kardeş. Bu Ahçı değil de büyük yani normal deprem. Orada 7.6 oldu biliyorsun. Bu 6.8 oldu. Oralar tek katlı olduğu için ne yaptı? O kadara zayi olmadı yani. Ama burada olsa olurdu kardeşim burada. 2000'den sonrakiler dayanıklı ama daha öncekilerde sıkıntı var, onu biliyoruz. Şimdi ben 45 senelik evde oturuyorum. Ama ne kadar taşıyorsa dayanıklı değil. Ya benim oturduğum evet ama bir sürüsü değil. Maalesef kontroller tam yapılmıyor. Genel anlamda dayanıklı değil. Ama bu son çıkan o büyük Düzce depreminden sonra biraz daha dikkat ediliyor zannediyorum. Tabii Kayseri'de biz özellikle de Elazığ'da olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah bir daha o felaketleri göstermesin bize. Sevindirici şey şu oldu, belki bir ders oldu. Müdahalelerin çabuk olması, birlik beraberlik içerisinde hakikaten itfaiyesiyle, afadıyla, umkesiyle vesaire bütün güzel bir çalışma oldu. O bizim biraz yüreğimize su serpti. Devletimizin de her imkanını, bütün imkanları seferber etmesi sevindirdi. Ama tabii üzücü olan da 41 vatandaşımızın, Allah rahmet eylesin, 1500 civarında da yaralımızın, Allah şifa versin, onlar da atlasın.